Merhabalar, ben Necip Oğuz. Yaklaşık 4 yıldır yurt dışı eğitim ve vize danışmanlığı sektöründe çalışıyorum. Bu süre zarfında edindiğim bilgi ve tecrübeleri sizlere aktarmak adına YouTube kanalıma ve kendi web sitem içerik üretiyorum. Bu videoda İsveç vizesi gerekli evraklar listesi hakkında detaylı bilgi vermeye çalışacağım size. Umarım faydalı olur. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Öncelikle İsveç vizesi gerekli evraklar listesine nereden ulaşacağımızı anlatayım. Daha önceki İsveç vize randevusu videomda da belirttiğim gibi İsveç vize başvuruları İsveç'in İstanbul'daki başkonsolosluğunda ya da 4 farklı ilde ofisi bulunan VFS Global ofislerinde yapılabilmekte. VFS Global İsveç Başkonsolosluğu tarafından vize başvurularını almaya yetkilendirilmiş firma. Bunların İsveç için İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da başvuru ofisleri var. Oradan başvurular gerçekleştirilebiliyor. Birçok insan da VFS Global'den yaptığı için VFS Global'in web sitesinde daha detaylı bilgiler olabiliyor. O yüzden ben de burada VFS Global'in web sitesinden size gerekli evraklara nasıl ulaşacağınızı göstereceğim. Şimdi öncelikle Google'a VFS İsveç yazıyoruz. Ve karşımıza çıkan vfsglobal.se/turkey web sitesine girdiğimizden emin oluyoruz. Bazen burada farklı reklamlar olabiliyor. Yani doğru siteye girdiğimizden emin olalım. Ayrıca bu linkin de zaten linki direkt videonun açıklamasına bırakacağım. Ben oradan da ulaşabilirsiniz. Bu videoda göstereceğim gerekli evraklar kısa dönem için olacak, uzun dönem için değil. Kısa dönemde neler var? Turizm, ticari ziyaret, aile arkadaş ziyareti gibi farklı vize türleri var. Hemen hemen evrakların %95'i hepsinde aynı. Sadece davetiye ile alakalı evraklar değişiyor. Onu da birazdan anlatacağım. Burada ben aile arkadaş ziyareti üzerinden gideceğim. Çünkü orada bir davetiye detayı var. Burada gördüğünüz gibi vize ile alakalı bilgiler var. Genel bakış, vize ücretleri, gerekli evraklar, fotoğraf, işlem süresi ve başvuru formları. Gerekli evraklara geliyorum. Burada gerekli evrak listesi için lütfen buraya tıklayınız diyor. Tıkladığımızda yeni sekmede bir PDF dosyası açıyor. Size rahat gösterebilmek için ben bu dosyayı indireceğim. Şöyle masa üstüne indirelim. Ve buradan devam edelim. Burada madde madde hepsini yazmışlar toplamamız gereken evrakları. Şimdi gelelim birinci madde. Eksiksiz olarak doldurulmuş ve imzalanmış Schengen vize başvuru formu. Kanalımda İsveç için vize başvuru formu nasıl elde edilir ve nasıl doldurulur ile alakalı detaylı video var. Onu izleyip buradaki işlemi tamamlayabilirsiniz. İkinci madde kare barkodlu tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. Anne, baba, eş ve çocukları alt alta gösteren. Hemen kısaca size bu evrakı nasıl temin edebileceğinizi göstereyim. Bunun için nüfus müdürlüğüne gitmenize gerek yok. E-Devlet'ten bu evrakı edinebiliyorsunuz. Şimdi E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra burada ana sayfada arama çubuğuna nüfus kayıt örneği yazmanız yeterli. Oradan sonucu bulacaktır. Buraya gidiyoruz bu sayfaya. Şurada bilgileri yazdım. Yazısını okudum, anladım. Tıkladıktan sonra buraya geliyoruz. Kendi bilgileriniz geliyor. Burada şurada nüfus kayıt örneğin tipi var. 3 farklı seçenek var. Hangisini gösterdiğini burada yazıyor. Hangisinin hangisini verdiğini. Burada bize anne, baba, eş ve çocukları dediği için en geniş olanı almamız gerekiyor. Yani evli ve çocuğunuz olduğunu düşünürsek burada hem anne, hem eşiniz, hem çocukları gösterecek olan nüfus aile en geniş buraya gösteriyor. Kişide sadece kişi kendi çıkıyor. Ailede ise burada yazdığı gibi kendisi, eşi, çocukları çıkıyor. Ama en genişi nüfus aile. Siz durumunuza bakmadan, hani anne baba durumuna çok da bakmadan direkt nüfus aileyi almanızı öneririm. Bunlara evet de diyebilirsiniz, hayır da diyebilirsiniz. Çok önemli değil. Burada belgenin neden verileceği, burada kuruma ibraz diyoruz. Hangi kurum? Biz İsveç Başkonsolosluğuna vereceğiz. Bunu yazdıktan sonra sorgula diyoruz. Şimdi ben videodan önce bu evrakı indirdiğim için şu an bugün de tekrar bana indirme izni vermiyor. Burada bir dosya çıkıyor ve burada dosyayı indir diyerek bu PDF'i indiriyoruz. Şimdi size onu göstereceğim. Şurada nüfus kayıt örneği. Bu şekilde kimde bir sayfa, burada bende bazı açıklamalar olduğu için iki sayfa geldi. Burada kendisi, babası, annesi, kızı, burada ailenin bilgileri var. Eşim yabancı olduğu için burada yok. Eşiniz Türkse bu da listede görünecektir sizin. Sonra nerede kare barkodumuz? Alt tarafta, şurada gördüğünüz gibi bu kare barkod konsolosluk yetkililerinin bu evrakı doğrulamasına yardımcı oluyor. Herkes de kullanabiliyor zaten. Şurada gördüğünüz gibi bu linklerden veya E-Devlet'in uygulamasından bu barkodu taratarak gerçekten böyle bir evrak var mı yok mu onu görebiliyorsunuz. Konsolosluk da bu yüzden kare barkod da istiyor. Bu evrakı bu şekilde temin etmiş oluyoruz.
Üçüncü maddemiz uçak rezervasyonları ya da öngörülen ulaşım aracına ilişkin diğer kanıtlayıcı belgeler. Kanalımda vize başvuruları için uçak rezervasyonu nasıl yapılır ile alakalı video var. Onu incelerseniz, onu izlerseniz bu evrakı da tamamlayabilirsiniz kolaylıkla. Dördüncü madde İsveç'ten size gönderilmiş, mail atılmış veya faxlanmış davetiye. Şimdi davetiye detayına geçmeden eğer turistik vize başvurusunda bulunuyorsanız yani aile arkadaş ziyareti yoksa İsveç'ten size bir davetiye gelmeyecekse o zaman burada sizin otel rezervasyonu yapmanız gerekiyor. Turistin gerekli evraklarında bu yazmıyor zaten. Otel rezervasyonu yazıyor. Yine kanalımda ücretsiz otel rezervasyonu nasıl yapılır ile alakalı video var. Onu izleyerek bu evrakı da temin edebilirsiniz. Şimdi gelelim davetiye detayına. İsveç'ten size gönderilmiş, mail atılmış veya faxlanmış. Yani burada diyor ki davetiye size postayla da gönderebilirler. Mail atabilirler, çıktı alırsınız ya da faxla çekebilirler. O yüzden de hani davetiyenin postayla gelme zorunluluğu yok ama gönderseler de olur. Davetiye. Bu İsveççe ve İngilizce doldurulmuş, imzalı ve tarihli olmalı. Şurada person based davetiye dediğimiz. İsveç'teki en yakın vergi dairesinden veya internet sitesinden alınabilir ve son 3 ay içinde alınmış olmalıdır. Size davetiye gönderecek olan kişi bağlı bulunduğu en yakın vergi dairesine giderek orada bir form dolduruyor. Yaklaşık 3-4 sayfalık bir form. O formu doldurduktan sonra yetkililere teslim ediyor. Onlar da kendisine bir çıktı veriyor. Onun da örneğini göstereyim şimdi. Bu şekilde gördüğünüz gibi evrakın adı Person Bevis. Burada gönderen kişinin bilgileri var. Burada da bilgileri var. Gönderen kişinin gerçekten hani İsveç'te oturan bir kişi olduğuna dair bir belge aslında bu. Form içerisinde de elle doldurulan form içerisinde de sizi davet ediyorsa sizin de isminiz yazılıyor. O bilgi de bunun içerisinde yer alabiliyor. Yani bu evrak konsolosluğun gerçekten İsveç'te böyle bir kişi var. Onu belgelemiş oluyorlar bu evrakla birlikte. Hani gelmesi gereken daveti bu şekilde bir şey. Adı Person Bevis. İsveç'teki yakınınız vergi dairesinden bunu temin edebiliyor. Davet eden kişinin İsveç kimlik ya da pasaport fotokopisi. Şimdi bu son 3 ay içinde alınan davetiyi aldık. Tamam. Ve davet eden kişinin İsveç kimlik ya da pasaport fotokopisi. Kişi eğer Türk ise Türk pasaportu ve oturum izni fotokopisi. Şimdi sizi davete gönderecek olan kişi İsveç vatandaşı olmak zorunda değil. Orada oturma izni olan, çalışma izni olan bir Türk de olabilir. O zaman onların da pasaportu ve oturma izni fotokopisi. Masraflarını davet eden kişi karşılayacaksa, yani Türkiye'den İsveç'e gitmek isteyen kişinin masraflarını davet eden kişi karşılayacaksa, o kişinin Lönes Specification İsveççe. Bu maaş bodrosu demek. Yani sigortalı çalışansa maaş bodrosu örneği ya da Skat Verket dediği de bir kişinin iş yeri varsa bizdeki vergi levhası tarzında bir vergilendirme bilgisi. Bu zaten size gönderecek olan kişi bunların detayını biliyordur. Onu ve İsveç'teki banka hesabı yine birazdan bizim göreceğimiz gibi İsveç'teki bankasında parası olduğunu gösterebilir bir evrak da sunabilir. Yine bunların hepsini taratıp size gönderebilir. Siz de çıktı alabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz konu hani bir evrakı alırlarsa böyle üzerinde eliyle tutarak bir fotoğraf çekip değil de parmağının göründüğü bir fotoğraf değil de mutlaka bir zahmete girip taratsınlar. Size öyle mail atsınlar. Siz de temiz çıktı alın. Bu başvurunun güvenliği açısından önemli. Şimdi burada her ne kadar diyelim ki sizi davet eden kişi sizin masraflarınızı da karşılayacak. Schengen vizelerinde şöyle bir durum var. Karşı taraftaki masrafları karşılasa dahi siz Türkiye'deki geliriniz varsa geliriniz yoksa sponsorunuzun gelirlerini göstermek durumundasınız. Yoksa vize almanız çok çok zor, bilginiz olsun. Yani karşı taraftakinin masrafları karşılaması sizin burada hiçbir belge göstermeyeceğiniz manasına gelmiyor. O şekilde vize alanla çok karşılaşmadım. Büyük çoğunluğu ret yiyor. O yüzden karşı taraf masrafları karşılasa bile sizin Türkiye'de geliriniz varsa iş yeri evraklarınızı birazdan bakacağımız onları sunmanız gerekiyor. Yoksa da Türkiye'de sponsorunuzun geliri olan anne baba kardeşlerin belgelerini sunmanız faydalı olacaktır. Şimdi gelelim 5. maddemize. Burada 5. madde ama hepsini detaylı yazmışlar bütün çalışanlar için. Başvuru sahibi çalışan veya iş yeri sahibi ise imzalı ve kaşeli seyahat tarihlerinin belirtildiği işveren mektubu izin onayı. Yani siz sigortalıysanız, bir yerde çalışıyorsanız iş yerinden gideceğiniz tarihler arasında izinli olduğunuza dair bir yazı. Hemen onun örneğini göstereyim. Örnek belgemiz bu şekilde. Burada tarih yazıyoruz. Buraya ilgili makama ya da İsveç Başkonsolosluğu'na da yazabilirsiniz.
İşte şu TC kimlik nolu, şu isim soy isim buraya yazıyoruz. Şirketimiz bünyesinde şu tarihten beri şu pozisyonda ya da görevinde şu kadar TL maaşıyla çalışmaktadır. İsveç ülkesinde bu gideceğiniz tarih aralığı yazıyorsunuz. Tarihleri arasında gerçekleştireceği seyahat için kendisine izin verilmiştir. Seyahatini tamamladığında şirketimizde tekrar şu pozisyonda ya da şu görevde şu kadar TL maaş ile çalışmaya devam edecektir. Saygılarımızı burada isim, soy isim ve imza kaşe şirketin. Bu evrakı şirketin antepli kağıdına yaptırabilirseniz bu evrakı daha sağlıklı, daha profesyonel görünüyor. Bu şekilde yaptırmanızı öneririm. Olmuyorsa o zaman yine burada imza kaşe şeklinde de evrakı tamamlayabilirsiniz. Gelelim diğer maddemize. SGK işe giriş bildirgesi. Onun da örneğini göstereyim. Bunu çalıştığınız firmanın muhasebe biriminden isteyebilirsiniz. Onlar size çıkarıp gönderebilirler. Direkt PDF'den çıktı alabilirsiniz. Bu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sigortalı işe giriş bildirgesidir. Burada sizinle alakalı bilgiler yazar. Örneğin sigortanın işe başladığı tarih. Mesela bu evrakta 19 Eylül 2018. Burası neden önemli? Buradaki tarihle bu çalışma yazısındaki şu tarihten beri çalışıyordur'daki tarihler uyum sağlamalı birbirine. Sadece bu değil, tüm evrakları sunacağınız tarihler, rakamlar hepsinde birbiriyle uyum sağlamalı. Mesela birazdan maaş bordrosunu da göstereceğim. Burada da maaş bordrosunda net yazan maaşınız yazmalı ki bir tutarsızlık olmasın. Tutarsızlık her zaman soru işareti yaratır ve negatif etki yapar vize sonucuna. İşe giriş bildirgesi bu şekilde, dediğim gibi muhasebinizden isteyebilirsiniz. Son ayın maaş bordrosu. Birçok ülke son 3 aylık maaş bordrosu istiyor ama İsveç son ayın maaş bordrosunu istiyor. VFS Global'de de o şekilde alıyorlar. Örnek bir maaş bordrosu göstereyim. Bu firmadan firmaya değişiyor. Kimisi dikey, kimisi yatay, kimisi daha fazla detaylı çıkarabiliyor. Bu bir örneği. Kişinin bilgileri var, iş yeri bilgileri var. Örneğin burada giriş tarihi var. Kişinin maaşıyla alakalı ödenen masraflar, vergiler vesaire. Ve en sonunda da burada net ödenen rakam yazar. Burası önemli. Yine demin bahsettiğim buradaki rakamla dilekçedeki rakam birbiriyle uyuşmalı. Örneğin bu 3191,88 maaş almış son ayda. Bu hangi ayın? Örneğin bu 2019 Mart'ın. Siz diyelim ki Şubat ayının ortasında başvuracaksınız. Şubat 2020'de. O zaman ne olacak? 2020 Ocak ayının bordrosunu götürmeniz lazım. Gideceğiniz tarihte şirketiniz tarafından çıkmış en son maaş bordrosunu hazırlamanız lazım. Maaş bordrosu bu şekilde. Bunda da imza kaşe olmasını öneririm, fayda sağlar. Gelelim diğer maddeye devam edelim. Barkodlu SGK hizmet dökümü. Şimdi yine onu hemen nasıl alacağınızı göstereyim. Şimdi E-Devlet'e giriş yapmıştık zaten. Buraya SGK tescil ve hizmet dökümü yazıyorum. Zaten direkt çıkıyor önüme. Şu madde. Buna girdikten sonra burada bilgilerimiz yazıyor. Şimdi aşağıda da işte detaylar var. Daha önce benim sigortamla alakalı. Burada 2 tane seçenek var. Biri barkodlu belge oluştur, diğeri de yazdır. Burada yazdıra tıklamayın çünkü yazdırda sadece bu sayfayı yazdırıyor. Orada herhangi bir barkod, tarama barkodu çıkarmıyor. O yüzden buradaki barkodlu belge oluştura tıklıyoruz. Burada bu sefer verdi, yine indirmiştim ama. Burada bu şekilde sizin SGK hizmet dökümünüz çıkıyor. Burada daha önce olan sizin çalıştığınız sigortanızın yatırıldığı işletmelerle alakalı, aylarla alakalı bilgiler var. Sonra burada da dosya indir var. Dosya indir dediğimizde bu şekilde PDF iniyor. Şurada örneği var, PDF'i. Siz bu dosyayı, ben de 5 sayfa, sizin çalışma geçmişinize göre daha fazla sayfa, daha az sayfa çıkabilir. Bu dosyaya çıktı alıyorsunuz. SGK hizmet dökümümüz de bu oluyor. Şurada gördüğünüz gibi her sayfanın sonunda bir barkod var. Şirketin ticaret odası kaydı. Çalıştığınız firma ya ticaret odasına ya esnaf odasına kayıtlıdır diye düşünüyorum. Yine sizin firmanız sağlıyor size bu belgeyi. Burada bir örneğini göstereceğim. Bu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış bir ticaret odası kaydı. Buna faaliyet belgesi de deniyor. O şekilde de alabilirsiniz. Burada ticaret unvanı, iş yerinin bilgileri, adresi vesaire, odaya kayıt tarihi ve aşağıda imza. Burada da barkod var. Hani her ticaret odası bu şekilde barkodla çıkarmayabilir. Burada imzalı kaşeli almanız da yeterli olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken konu, mesela bu belge 6 Ağustos 2019 tarihinde oluşturulmuştur ve geçerlik süresi 6 aydır diyor. Bu yazmasa bile birçok ticaret odasının faaliyet belgesindeki belgelerin geçerlilik süresi 6 aydır. O yüzden yeni tarihle alınmış bir belge olduğuna dikkat edin. Daha önce 1 sene önce, 2 sene önce alınmış
faaliyet belgesiyle gidip sorun yaşayan kişiler oldu. O yüzden sadece bu belge değil, mümkün mertebe tüm evraklarınız ne kadar taze, ne kadar yeni alınmış olursa o kadar size fayda sağlar. Devam edelim. Ve şirketin ticaret odası kaydı ve Ticaret Sicili Gazetesi'nin kopyası. Yine bu şirketinizin muhasebe biriminde vardır. Nerede? Ticaret Sicili Gazetesi. Bu şekilde bir Ticaret Sicili Gazetesi çıkıyor ülkemizde. O firma açılış yaptığında burada yazıyor. Bu sayfanın fotokopisini götürmeniz yeterli. Vergi levhası ve imza sirküleri. Vergi levhası yine şirketinizden alıyorsunuz. Bu şekilde burada ticaret unvanı çalıştığınız firmanın gerçekten bu şekilde bir firma olduğu ve vergi ödediği görünüyor burada. Vergi levhası bu şekilde, bir de imza sirküleri. İmza sirküleri. Şimdi bunu gösterdikten sonra neden istediklerini anlatacağım. Bu bir şirketin yetkili kişisinin imza sirküsü. İşte ABC'de Turizm Sanayi ve Pazarlama Ticaret Limited şirketi. Burada da bu şirket adına temsil eden şirket müdürü. Burada ismi yazıyor. Necip Oğuz diyelim. Burada imzaları var. Bu neden önemli? Şimdi sizin şuradaki bu çalışma yazınıza ve maaş bordrolarınıza imza atacak kişiler var. Yani bu evrakların da doğruluğunu kanıtlamak için o imza atan kişilerin imza sürüklerini koymanız gerekiyor. O yüzden yani bu evrakınızı kim hazırladıysa şirketten alacağınız imza sürüklerinde de o kişilerin imzalarının olması gerekiyor. Şirket evraklarımızı bu şekilde tamamladık. Başvuru sahibi çiftçi ise bağlı olduğu ziraat odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi. Onun da bir örneğini gösterelim. Örneğin bu Ayvacık Ziraat Odası'ndan alınmış. Kişinin bilgileri var burada, çiftçi olan kişinin. Arazi varlığı, tarlası, arsası vesaire. Ürettiği ürün buğday, mısır ne üretiyorsa. Hayvanı varsa hayvanları, makine varlığı. Yani gelirini çiftçilikten sağlayan kişiler için bu şekilde bir belge gerekiyor. Bu da ziraat odalarından alınıyor. Başvuru sahibi emekli ise emekli maaşını gösterir belge, banka hesap özeti veya emekli cüzdanı. Şu anda emekliler için en rahat alınabilecek emekli belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan. Burada da iki tane belge var. Onları da göstereyim size. Birincisi emeklilik belgesi. Herhangi bir il veya ilçe SGK'sına gittiğinizde size bu belgeyi temin ediyorlar. Burada işte kişinin bilgileri var. Şu tarihten itibaren yaşlılık aylığı almaktadır. Bu o kişinin emekli olduğunu gösterir bir belge. Onun yanında bir de emekli maaş bordrosu var. İşte kişinin bilgileri var. Sayın şu 2018 Aralık için net ödenen bu kadar. Bu da kişinin emekli aylığını aldığını gösterir belge. Bunun da son 3 aylık da alabilirsiniz bunu. Bu iki belgeyi aldıktan sonra da emekli maaşınızın yattığı hesabın son 3 aylık hesap hareketlerini de alın ki gerçekten emekli maaşınızın yattığı görünsün. Başvuru sahibi öğrenci ise öğrenci belgesi. Öğrenciler üniversitelerinin öğrenci işlerinden öğrenci belgelerini alabilir. Bir örneğini göstereyim. Bu örneğin Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne alınmış güzel bir öğrenci belgesi. Bunu örnek gösteriyorum çünkü bu hem Türkçe hem İngilizce. Ayrıca burada da barkodu var. Örneğin imza, burada e-imzalı var. Çünkü burada barkod var. Kontrol edilebilirliği var. Bu şekilde yani böyle olması zorunlu da değil. Barkodlu yazmıyor çünkü ama bu şekilde alabilirseniz faydalı olur. Kontrol edilebilirliğinin artırılması açısından. Öğrenciler de bu şekilde öğrenci belgesini çıkarıyor. Bunun yanında sizin transkriptinizi de götürmenizi öneririm. Her ne kadar burada yazmasa da. Çünkü öğrenci belgesini götürünce bazı öğrenci belgelerinde değil birçoğunda not ortalaması yazmadığı için sizin okula gidip gitmediğinizi bilemiyorlar. Eğer siz okula giden ortalaması iyi, başarılı bir öğrenciyseniz bu size vizede avantaj sağlar. O yüzden transkriptinizi de koymayı unutmayın. Başvuru sahibi 18 yaşın altındaysa ve yalnız ya da sadece bir ebeveyn veya yasal vasıyla seyahat ediyorsa noter onaylı orijinal muvafakatname ve fotokopisi sunulmalıdır. Başvuran kişi veya seyahat edecek kişi 18'in altında ve yalnız veya ebeveynin birisiyle seyahat edecekse bu kişi için diğer ebeveyninden veya iki ebeveyninden izin alınması gerekiyor yurt dışına çıkmasıyla alakalı. Bunun için de en yakın notere gidip oradan gerekli evrak alabilirsiniz. Bütün noterler konuya hakim. Biz muvafakatname çıkaracağız çocuğumuz için dediğinizde yardımcı olacaklardır. Altıncı madde son 3 aylık hesap hareketini gösterir. Bankadan ıslak imzalı kaşeli orijinal banka hesap dökümü veya orijinal hesap cüzdanı. İsveç'teki her gün çarpı 40 euro olarak hesapta gösterilmeli. Şimdi seyahat edecek kişinin ya da sponsorunun bu seyahat masraflarını karşılayabileceğine dair bankada yeterli miktarda bir meblağ göstermesi gerekiyor. Bu istedikleri evrak da o. Buradaki
Her ne kadar her gün çarpı 40 euro yazsa da, örneğin siz 4 günlük bir seyahate gidecekseniz hesaptaki 160 euro yetmeyebilir. Çünkü bu sadece oradaki harcamaları gösterir. Sizin burada vize masrafınız var, artı uçak masrafınız var. O yüzden hani buradaki 40 euro çok takılmayın. Siz ne kadar yüksek para gösterirseniz hesabınızda vize almanız o kadar da kolaylaşır. Burada istediği son 3 aylık hesap hareketlerinin bir örneğini göstereyim. Şimdi bu tek sayfa olduğu için, bir sterlin hesabı olduğu için tek sayfa genelde TL hesaplarında daha çok sayfalı çıkıyor. Ben çok fazla karalama yapmıyorum da tek sayfa olanı çıkardım. Bu örneğin bu Ziraat Bankası'ndan alınmış bir hesap ekstresi. Ziraat Bankası İngilizce veriyor. Siz Türkçe de alabilirsiniz. İsveç'in Türkçe de İngilizce zorunluluğu yok burada. Kişi bilgileri var. Burada hesap bilgileri var. Sonra burada hesabın hareketleri var. İşte burada şöyle periyot var. Periyot dediği son 3 aylık dediğimiz burada belli oluyor. Bu 4 Temmuz 2018, 4 Temmuz 2019, yani bu 1 yıllık alamış. Siz bunun 3 aylığını alacaksınız. Bankaya gittiğinizde, hesabınızın olduğu bankaya gittiğinizde bireysel yetkilidekiler bu size yardımcı olacaklardır bu konuda. Burada hesap giriş çıkışlarınız görünüyor. Sonra bankada imzalayan kişinin imzası, kaşesi var. Şuradaki rakam önemli. Örneğin burada 3000 sterlin var. Bu seyahat için yeterli bir rakam. Siz dediğim gibi bu rakamı TL olarak da, dolar olarak da fark etmez ne hesabı gösterdiğiniz. Ne kadar yüksek gösterirseniz o kadar avantajlı. Eğer sizin göstereceğiniz hesap maaş aldığınız veya gelirinizin olduğu hesaptan farklı bir hesaptaysa onları da göstermenizi ayrıca öneririm. Örneğin 5000 TL maaşla çalışıyorsunuz ama birikiminizi farklı bir hesapta yapıyorsunuz. O zaman hem maaş hesabınızı hem birikim hesabınızı ayrıca göstermenizi öneririm. Banka hesapları bu şekilde. Şimdi burada bahsedilmeyen bir sponsorluktan bahsedeyim. Tüm Schengen ülkelerinde geçerli bu. Eğer sizin geliriniz yoksa, bir şirket sahibi değilseniz, sigortalı bir işte çalışmıyorsanız, çiftçi değilseniz, emekli değilseniz, örneğin öğrencisiniz veya ev hanımısınız, o zaman kendinize sponsor göstermeniz gerekiyor. Bu sponsor da size gelir, size bu seyahat masraflarını karşılayabilecek sizin için bir kişi olmalı. Bu eşiniz olabilir, anne babanız olabilir. Onların aynı buradaki evrakları, sanki onlar başvuruyormuş gibi bu anlattığım tüm evrakları toparlamaları gerekiyor sizin için. Ayrıca sizinle beraber başvuruya gitmeyecekse, o zaman noterden size bu masrafları karşılayacağına dair bir taahhütname çıkarması gerekiyor. Yine onu noterler yardımcı oluyor. Hani İsveç'teki masraflarını karşılayacağına dair diye. Fakat sizinle birlikte vize başvuru merkezinde başvuruya gidecekse, o zaman sadece bir sponsor dilekçesi yazması yeterli oluyor. Buradaki detay da bu şekilde ayrılıyor. Gelelim 7. maddeye. 35 çarpı 45 milimetre ölçüde son hayatı için alınmış 2 adet biyometrik fotoğraf. Fotoğrafçıya gittiğinizde Schengen vizesi için biyometrik fotoğraf derseniz onu da çıkarıyorlar. 8. madde pasaport fotokopileri. Pasaportunuzun dönüşten sonra en az 3 ay daha geçerli ve son 10 yıl içinde alınmış olmalı. 2 sayfa boş içermelidir diyor. Buradaki önemli konu, yani varsa daha önce Schengen vizeniz ve seyahat geçmişiniz, damgalarınız, onların fotokopilerini çekin. Pasaportta var nasıl olsa demeyin, mutlaka fotokopilerini çekin. Pasaportunuz belirlenen dönüş tarihinden İsveç'e gideceksiniz. Sonra döndükten sonraki tarihten sonra 3 ay daha geçerli olmalı. O yüzden vakti geçmiş pasaportlarla başvurmak sağlıklı değil. Başvurmaya da bilirsiniz. O yüzden pasaportunuzun geçerlilik tarihini kontrol edin. 9. madde 30 bin euro teminatlı Schengen ülkelerinde geçerli ve gidiş dönüş tarihini kapsayan seyahat sağlık sigortası. Bu seyahat sağlık sigortasını istediğiniz herhangi bir sigortacıdan, herhangi bir sigorta firmasından yaptırabilirsiniz. Herhangi bir firma zorunluluğu yok. Örnek olarak onu da göstereyim size. Seyahat sağlık sigortası. Örneğin bu HDI'den yaptırılmış bir sigorta. Kişinin bilgileri yazıyor. İşte doğum tarihi, TC'si vesaire. Burada seyahat edeceği ülke İsveç yazıyor. Burada İsveç yazmazsa, tüm Schengen ülkeleri yazsa da olur. Şuradaki 30 bin euro teminat bedeli önemli. Ayrıca mesela örneğin burada tüm Schengen ülkeleri değil de gideceğiniz ülke yazıyorsa, bu sefer şey içerisindeki, poliçe içerisindeki şu yazıyı da mutlaka bulun. Hiçbir poliçe Schengen ülkelerinde de geçerlidir. Hani evrakın bir yerinde mutlaka tüm Schengen ülkelerinde geçerli olduğu yazması gerekiyor. Çünkü İsveç vizesiyle sadece İsveç'e değil diğer Schengen ülkelerinde seyahat edebilirsiniz. O yüzden İsveç konsolosluğu onu da göz önüne alarak tüm Schengen ülkelerinde geçerli bir seyahat sağlık sigortası edinmenizi istiyorlar. Bu şekildeydi evraklar. Umarım faydalı olmuştur. Eğer aklınıza soru takıldıysa yorumlara yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Son olarak değinmek istediğim bu evraklar, hani bahsettiğim konular, şimdiye kadar edindiğim tecrübelere göre
size aktarmaya çalıştığım bilgilerdir. Kesinlik içermeyebilir. Bazı evraklarda yanlış bilgi vermiş olabilirim veya eksik bilgi vermiş olabilirim. En doğru ve en eksiksiz bilgileri VFS Global'in İsveç sayfasından ve onların müşteri hizmetleri hattından alabilirsiniz. Hatta onu da göstereyim şimdi. Buraya geldiğinizde VFS İsveç'in sayfasında gördüğünüz gibi şurada bir müşteri hizmet numarası var. Bu numarayı aradığınızda hani evraklarla alakalı eksik gitmeden, yani gittiğinizde çok yardımcı olmuyorlar evraklarla alakalı, ama gitmeden telefon aradığınızda onlara hani bu evrakımda şöyle bir sıkıntı var, uygun olur mu olmaz mı gibi sorular sorup en doğru ve net bilgileri oradan alabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.